Kral Çıplak seri sohbetlerine tekrar merhabalar. Bugünkü sohbetimin başlığını kakak beziyle hatırlanacak bir uygarlığın mensubu olmak koyduk. Dostlarım, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Kişi nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle diridir. Sözlerini hepimiz duymuşuzdur. Nasıl yaşıyoruz ve öldükten sonra hangi eserimize anılacağız? Millet olarak kendimizden sonraki nesillere ne bırakacağız? Sorunun çapını genişletelim. Günümüzün medeniyeti, daha sonraki hangi medeniyeti inşa edecek ve gelecek nesiller bu medeniyeti ne ile hatırlayacak? Acıtıcı bu soruları sorduğumda ben karamsarlaşıyorum bireysel olarak düşündüğümüzde geçmişe ait hep güzel şeyler hatırlıyor. O değerlerin artık insan ilişkilerinde yok olduğunu, değerlerden yoksun bir yaşantı içinde olduğumuzu dillendiriyoruz. Geçmişteki toplumsal yaşantının güvene, adalete dayalı olduğunu bayramların, düğünlerin birlikte icra edildiğini, sıkıntıların ve sevinçlerin paylaşıldığını, saygı ve sevgide samimiyetin egemen olduğunu, günümüze ise bu değerlerin kalmadığını veya istismar edildiğini hayıflanarak itiraf ediyoruz. Bir medeniyet olarak düşündüğümüzde altı bin yıl önce yaşamış Sümerleri yazının mucidi olarak tabletleriyle Piramitler dolayısıyla 4500 sene önce yaşamış Mısır'ı bir medeniyet merkezi olarak Orhun kitabeleri dolayısıyla 1300 sene önce yaşamış Göktürkleri günümüzden 800 sene önce Anadolu'da medeniyet örneği olarak köprüler, kervan saraylar, ibadet haneler inşa eden Selçuklu'yu şiirleri ve dünya görüşüyle gönülleri fetheden Yunus Emre'yi Mimar Sinan ve diğer mimarların varlığıyla vücut bulan Selimiye, Süleymaniye, Sultan Ahmet gibi camiler diğer köprüler vasıtasıyla Osmanlı'yı hatırlıyoruz. Her sanatçı düşünür, eser bir milletin, bir medeniyetin alameti farikası olarak tarihteki yerini alıyor. O medeniyeti temsil eden nesillerin veya genel mağda insanın övüncü oluyor sadece somut değerler değil, kişiyi beş er ve sürü olmaktan kurtarıp ona insan ve birey olma ayrıcalığı sağlayan her soyut değerde anılmaya, bunu sağlayan kişi toplum medeniyet de övülmeye layıktır paylaşma, yardımlaşma, adalet, dayanışma, güvenme, eşitliği, hoşgörü, empati, cömertlik gibi değerleri oluşturarak bize insan olmanın lezzetini tattıran her fikir, ekol, söylem ve bunların sahip olan kişi millet medeniyet saygıyla anılma hakkına sahiptir. Bunları inşa edenleri hatırlama görevini size bırakıyorum değerli dostlarım. Bizden az ya da asırlar sonra yaşayacak nesiller günümüzün medeniyetini veya bu medeniyetin temsilcilerini neyle hatırlayacaklar diye düşünüyorum. Verdiğim cevap beni ürkütüyor. İki yılda bir değiştirdiğimiz cep telefonları veya bilgisayarlar kalıcılık özelliği taşımıyor. Ömrü bir fişe ve yazılıma bağlı çocuklarınla, dostlarınla paylaşmak istediğim okul veya düğün fotoğraflarına bir süre sonra ulaşamıyorum. Görsel hatıralarım yok oluyor. Şarkılar, zevkler, değerler günlük tüketiliyor, yarınlarda hiç hatırlanmıyor. Kitabe yazılmıyor. Bir süre sonra yazılı basılı kağıt yok olacak görünüyor. Şehirlerimize istila eden ruhsuz konutlar 50 yıllık ömür hesabıyla yapılıyor. Beyaz eşyalarımızı 10 yıllık ekonomik ömür varsayımıyla evimize misafir ediyoruz. Sonra çöpe gönderiyoruz. Eşyalarımızı, otomobilimizi tamir etmeyi unuttuk. Sök, tak montaj mantığıyla işin kolayına kaçıyoruz. Sonuç çevre kirliliği, emek ve zaman israfı. Yaşasın kapitalizm! tabii bahar içinde ünlem vahşi kapitalist ahlakın damak tadıyla bizi kendine bağımlı yaptığı kolaların kutusunun ömrü 250 yılmış eskiden pınarlardan kana kana içtiğimiz için şükretmemize sebep olan soğuk suları hapsettiğimiz pet şişelerin doğadaki kalıcılık ömrü 400 yılmış Çocukların kakalarını yıkamayı unutan annelerimizin kullandığı çocuk bezlerinin ömrü 450-500 yılmış. Yani çocukların kakalı bezleri 500 yılı yaşayabiliyormuş doğada. Sormak lazım şimdi. Size medeniyet merkezi ve insanlığın kızıl elması diye gösterilen Batı diline pelesenk ettiği demokrasi, adaleti, hukukta eşitliği, hoşgörüyü nereye götürdü? Bunları kendisi dışında nerede yaşatabildi? Dünyamızı saran sıkıntıların kan gönül sebebi bunlar değil mi? Bunlardan yarınlara ne kalacak? Günümüzde teknoloji veya medeniyet ürünü olarak yapılan hangi eser Yarınlarda bu medeniyetin numunesi olarak o günkü nesil tarafından anılacak. Bizi bizden alan, değersizleştiren hiçbir esere ben eser gözüyle bakamıyorum. Yoksa medeniyetin ve insanlığın sonu mu geliyorlar? Tüketme hazı, kolaycılık ahlakı, kapitalist anlayışın öğretisi olarak hayatımıza yön veriyor, bizi yönetiyor, insanlığımızı tüketiyor. Bunu aşmanın, bundan kurtulmanın bir yolu olmalı. Günümüz medeniyetin temsilcileri en azından bunu sorgulamalı. Ben 500 sene sonra kakalı bezin örnek gösterildiği bir medeniyetin mensup olmak istemiyorum. Sizi size bırakıyorum dostlarım. Yeni bir sohbette buluşmak üzere. hoşça kalın dostlarım.